İstanbul Aydın Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Yüksek Öğretim'de Yeni Eğilimler Kongresi'ndeyiz. Sabah saat 8.30 hazırlıklar devam ediyor ve röportajlarımızla devam edeceğiz. Merhaba bakanımız. Merhaba. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Peki organizasyondan, kongreden keyif aldınız mı? Evet, bu zaten Aydın Üniversitesi'ni değerli mütevelliyet başkanımızı çok önceden tanıyorum. Onun bu titizliğinin üniversiteye de yansıdığını hep takip etmekteydim. Bakan yardımcılığı görevim dolayısıyla da birkaç keredir böyle programlarınıza geliyorum. Gerçekten çok özenli ve konuları da çok önemli Türkiye için. Tebrik ediyorum. Çok mutlu oluyoruz. Enerji alıp Ankara'ya dönüyoruz buradan. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Metin Hocam'la birlikteyiz. Merhabalar Metin Hocam. Merhaba. Sizinle bugün kongre hakkında birkaç bilgi almak istiyorum. Bunun amacıyla ilgili, kimlerin katılacağı ile ilgili bize birkaç bilgi verebilir misiniz? Elbette. Yüksek öğretim şekil değiştiriyor. Güncel paradigmadaki değişikliği takip etmeye ayak uydurmak üzere yeni eğilimler var. Biz bu yeni eğilimlerin neler olduğuna bakıyoruz. Yani en azından öğrenciyle temas ettiğin ortamda öğrenci bir fiil olacak mı, yoksa uzaktan eğitim gibi sen öğrenciyi görmeden mi dersi yapacaksın, götüreceksin? Hangi konuları yapacaksın? Temel eğitimi mi vereceksin? İş bulmasına direkt çıktığında yardım edecek bir öğrenme alanı mı açacaksın gibi pek çok tartışmaya açık konu var. Bunlarla ilgili hem ülkemizde hem uluslararası ölçekte neler yapıldığını bir tartışalım diye böyle bir kongreyi tertip ettik. Peki kimler katılacak kongreye? Kongreye katılanların hemen tümü akademisyenler, yurt dışından davetli ve yurt dışından bildiri sunarak gelenler dahil olmak üzere karma bir akademisyen grubu. Tamam, peki çok teşekkür ederiz bize verdiğiniz bilgiler için. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Hamide Ertepınar'la birlikteyiz. Merhabalar Hamide Hanım. Merhaba. Uluslararası Yüksek Öğretim'de Yeni Eğilimler Kongresi'ndeyiz. Bu kongreyle ilgili bize birkaç bilgi verebilir misiniz? Tabii. Bu kongre tabii ki bir ihtiyaçtan doğan kongre. Yüksek öğretimde şu anda yaşadığımız zorluklar ve çözüm önerileriyle bu kongreye başladık. Burada kaliteyi konuşacağız, akreditasyon konuşacağız, yüksek öğretimi bekleyen zorlukları konuşacağız. 21. yüzyılda yüksek öğretimde neler oldu, neler olacak? Bütün bunlar çok değerli çağrılı konuşmacılarımızla birlikte konuşacağımız konular, tartışacağımız konular. Bunun ardından da bir panel düzenliyoruz. Bu panelde de yine yüksek öğretimde yeni eğilimler, değişik akademisyen ve basının değerli temsilcisiyle görüşülecek. Peki bu kongreye kimler katılıyor? Bu kongreye bu alanda Türkiye'de ve Avrupa'da çalışmış ve önemli alana katkıları olan isimler katılıyor. Örneğin Profesör Doktor Mehmet Durman, Bilgi Üniversitesi Rektörü, uzun yıllar YÖK'te bu konuda çalışmış bir hocamız. Sonra Sezer Komsoğlu, eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü, şu anda YÖK Başkan Başdanışmanı. Kendisinin de bu alanda birikimi sonsuz. Bunun yanında diğer konuşmacılarımız, Avrupa'dan gelen Pavel, Profesör Pavel Zaga ve Colin Tuck. Bunlar da yine EUA'da ve Erasmus programlarında, Bologna süreçlerinde uzun yıllar çalışmış, katkıları olan isimler. Bunlar bu alanda bize özel konuşmalar yapacaklar, tartışmalar olacak. Sonra Ali Paşa Ayaz, Bilkent Üniversitesi Rektörü, o da eğitim fakültelerinin, pardon rektörü değil dekanı diye düzeltelim, eğitim fakültelerinin akreditasyonuyla ilgili çalışıyor. Bunların dışında bir de panelimiz olacak akşam üstü. Tüm bu konuların bir araya tekrar getirildiği,
ve tekrar tartışılacağı bir panelimiz olacak. Bilkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Paşa Ayas'la birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhaba. Bugün Uluslararası Yükseköğretim'de Yeni Eğilimler Kongresi'ndeyiz ve bununla ilgili bize birazcık bilgi verebilir misiniz? Şimdi dünyada birçok gelişme yaşanıyor. Bu gelişmelerin aslında değişik boyutları var. Ama üniversiteler bu işin motor görevini gören kurumlar ve dolayısıyla yeniliklerin önderi, yeniliklerin lideri olmak durumundalar veyahut da yeniliklere kapı açmak durumundalar. Bu nedenle İstanbul Aydın Üniversitesi'nin düzenlediği bu program gerçekten Türkiye'de de dünyadaki benzer yapılan faaliyetlerin bir çeşit ülkemizde de daha yaygın bir şekilde duyulması ve tartışılması, yüksek öğretimin kalitesinin buna bağlı olarak da bütün kurumların ve bütün mesleklerdeki kalitenin ön plana çıkması söz konusu. Küreselleşen dünyada aslında insanların mesleklerini icra edebilmek için öyle hemen bahçemizde, kapımızın önünde, yakın bir yerde bir iş bulacağımız zamanlar artık geçti. Biz artık dünyanın diğer ülkelerinden yetişen insanlarla bu rekabet ortamına hazır hale gelmemiz lazım. Onun için bizim insanlarımız, bizim gençlerimiz gelecekte dünyanın değişik yerlerinde iş bulabilmek, rakipleriyle mücadele edebilmek, hatta kendi ülkemizdeki işleri onlara kaptırmamak için bu yeni eğilimlere, yeni ufuklara doğru bir hazır hale getirilmeleri gerekiyor. Bu anlamda gerçekten bu kongre önemli bir kapı aralayacak diye düşünüyoruz. Peki katılanlarla ilgili bize birazcık bilgi verebilir misiniz? Yani değişik kurumlardan hem yurt içinden hem yurt dışından katılımcılar var. Katılımcılar gerçekten kendi alanlarında uzman kişiler. Dolayısıyla onların burada paylaşacakları diğer katılımcılar için ve tabii katılımcıların birbiriyle paylaşacakları her şey de her biri için faydalıdır. Bu öyle yani bir kişinin alıp diğerinin verdiği bir süreç değildir. Yani bu az veya çok bir iletişim sonucunda her birinin diğerinden bir şeyler kazandığı, öğrendiği bir süreçtir. Bu nedenle yani katılımcıların yetkin alanlarında uzman kişiler olduğunu biliyoruz. Başkent Üniversitesi'nden Profesör Doktor Servet Özdemir yanımızda şu an. Merhabalar. Merhabalar. Bugün Uluslararası Yükseköğretim'de Yeni Eğilimler Kongresi'ndeyiz. Bize bununla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Yükseköğretim biliyorsunuz kongrenin adında da yazıyor. Rekabetin en yoğun yaşandığı, öğrenci hareketinin, dininin, öğretim üyesi hareketliliğinin çok yoğun olarak gözlendiği bir alan. Acaba yükseköğretim kurumlarımız nereye gidiyor? Temel vizyonları nedir? Dünyada neler oluyor? Türkiye'de neler oluyor? Ya da dünyada olup bizde olmayan şeyler nelerdir? Çağdaş bir yüksek öğretim sistemi nasıl kurabiliriz? Tarafların mutluluğunu nasıl sağlayabiliriz? Yüksek öğretim mobilite, yüksek öğretim istihdam, yüksek öğretim araştırma bunlar güncel konular. Yüksek öğretim kurumları yeniliğin, değişimin merkezi olmak durumundadırlar. Acaba dünyaya baktığımız zaman ülkemizdeki yüksek öğretim kurumları nereye gidiyor diye bir görüş alışverişinde bulunacak. Yeni trendler tartışılacak ve ülkemizin yüksek öğretim vizyonuna bir nebze ışık tutabilecek bir kongre olacaktır diye düşünüyorum. Peki sizce gerçekten gençlere, yeni nesile faydalı olacak mı bu kongrenin amacı? Şimdi Z kuşağı diye bir şey var. Yüksek öğretimden hem ulaşım imkanları arttı. Daha çok kişi yüksek öğretim imkanı buluyor. Fakat yüksek öğretimde nitelik diye de bir sorun var. Yüksek öğretimin Türkiye'de yaygınlaşmasıyla birlikte nicelik sorununu halletmiş gibi gözüküyoruz. Fakat nitelik açısından ciddi sorunlar var. Araştırma açısından ciddi sorunlar var. Topluma hizmet açısından ciddi sorunlar var. Bu sorunların tartışılması ve giderilmesi yönünde atılacak adımlar gençler için de, toplum için de, ülke için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Peki kongreye katılanlarla ilgili bize birkaç bilgi verebilir misiniz? Kongreye farklı üniversitelerden akademisyenler var. Yurt dışından konuklar var. Yükseköğretim Kurulu'ndan temsilciler var. Yani yükseköğretimin tüm paydaşlarını burada görebiliriz. Yükseköğretim çalışan
akademisyenler var, çalışma alanı, doktora tezi bu konuda olan arkadaşlar var. Onların da bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacağız diye düşünüyorum. Bilgi Üniversitesi Rektörü Mehmet Durman şu an yanımızda. Merhabalar hocam. Merhabalar. Bugün Uluslararası Yükseköğretim'de Yeni Eğilimler Kongresi'ndeyiz. Evet. Bununla ilgili bize birazcık bilgi verebilir misiniz? Evet, yani gerçekten son 15-20 yılda yükseköğretimde inanılmaz bir değişim yaşanıyor dünyanın her tarafında. Dolayısıyla yani bu konferansın da bu günlerde düzenlenmiş olması, yani bu eğilimlerin ortaya çıkartılması, aktarılması, deneyimlerin paylaşılması, hem uluslararası katılımcılar var gördüğüm kadarıyla, hem de ülkemizden çok sayıda katılımcı var. Dolayısıyla yeni gelişmeleri yükseköğretimde ortaya çıkaracak, fırsatları ortaya çıkaracaktır diye düşünüyorum. Ve İstanbul Aydın Üniversitesi'ne de bu konferansı düzenlediği için teşekkür ediyorum. Peki bu yeni biz gençlere diyelim. Evet. Nasıl bir katkıda bulunacak sizce? Bugünkü tabii temalardan bir tanesi, konuşulacak konulardan bir tanesi uluslararasılaşma boyutunun çok yoğun olduğunu görüyoruz son zamanlardaki gelişimlerde. Dolayısıyla gençlerin bence buradaki fırsatlardan yararlanmaları, özellikle yüksek öğretim alanındaki hareketlilikten yararlanmaları, yani benim onlara en büyük tavsiyem olur. Çünkü inanılmaz fırsatlar var. Yani hem Avrupa yüksek öğretim alanı içerisinde, hem de dünyada artık gençlerin eğitimleri süresi içerisinde başka ülkeler gidip eğitimlerinin bir kısmını devam ettirmeleri çok önemli bir fırsat olarak görüyorum. Benim en büyük tavsiyem bu anlamda bu olur gençlere. Hacettepe Üniversitesi'nden Gültekin Çakmakçı ile birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhabalar. Bugün Uluslararası Yükseköğretim'de Yeni Eğilimler Kongresi'ndeyiz. Bununla ilgili bize ne bilgi vermek, nasıl bilgi vermek istersiniz? Öncelikle bu kongreyi düzenleyen İstanbul Aydın Üniversitesi'ne ve ekibe teşekkür ediyorum. Şu açıdan eğitim politikalarının tartışıldığı, özellikle yüksek öğretim düzeyinde tartışıldığı fazla kongre yok. Bu platformu hazırladığından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca katılımcılara baktığımız zaman, özellikle birinci gün ve ikinci gündeki katılımcılara baktığımız zaman Türkiye'de ve bu alanda eğitim politikalara yön veren kişiler burada. O yüzden de önemli bir konferans olacağını düşünüyorum ve merakla bekliyoruz sunumları. Peki biz gençlere olan katkısını sizce nasıl olur? Gençlere olan katkısı şu açıdan, sonuçta eğitim politikalarının belirlendiği bir kongre. Yüksek öğretim düzeyinde yapılan bir şey. İnanılmaz derece katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii gençlere katkısı uzun vadede olacaktır. Ama uzun vadeli ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi gerekiyor ülkemizde. Bu açıdan çok değerli bir kongre. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörümüz Yadigar İzmirli ile birlikteyiz. Merhabalar Yadigar Hocam. Merhaba. Uluslararası Yükseköğretim'de Yeni Eğilimler Kongresi'ndeyiz ve bununla ilgili bize birazcık bilgi verebilir misiniz? Eğitim tabii hayatın temel mantığının içerisine yer alan ve doğumdan, hatta doğum öncesinden başlayıp ölene kadar devam eden bir süreç. Yükseköğretim bunun artık üst aşaması. Dolayısıyla bir anlamda eğitiminin belli kısmını tamamlamış, belli bir kalıba da yerine göre girmiş kişileri, bireyleri alıp biz tekrar gerek mesleki eğitim, gerek entelektüel birikim, gerek teknolojik gelişmeler, gerek kültürel altyapı bakımından yeniden harmanlamaya çalışıyoruz. Yeniden ona farklı bir yapı, meslek ya da birikim kazandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda yükseköğretim eğitim kurumlarının belki de en fazla en rafine kısmı. Yükseköğretimde özellikle ben açılış konuşmamda da ifade ettiğim gibi yüzyıllar içerisinde ciddi gelişme var, değişim var. Yine konuşmalarda ifade edildiği gibi değişime insanlar çok kapalı, kurumlar da kapalı. Çünkü mevcudu muhafaza etmek her zaman kolay geliyor. Dolayısıyla alışkanlıkları değiştirmemek, işte alışılmış bir müfredatı takip etmek, bilinen yöntemlerle öğrencileri eğitmek çok daha kolaycı bir yaklaşım olarak ortaya çıkıyor. Biz bu kongrede eğitim alanında, özellikle yüksek öğretimde yeni eğilimler, yeni paradigmalar nedir? Bunu yurt dışından gelen değerli konuklarımız ve
ülkemizin 60 önemli üniversitesinden katılan öğretim üyelerimizle bir masaya yatıralım istedik. Gerçekten yüksek öğretimde başlangıçta sadece bilgi aktarımı biçiminde başlayan eğitim macerasının giderek araştırma geliştirme faaliyetleriyle taçlandığını ve daha sonra da buna 3. nesil üniversiteler denilen üniversite kavramı içerisinde girişimci üniversite yaklaşımının eklendiğini görüyoruz. Artık üniversiteler sadece eğitim vermiyor, sadece araştırma geliştirme faaliyetlerini yürütmüyor, aynı zamanda topluma hizmet fonksiyonunu da icra ediyor. Bu bağlamda işte küçük ve orta ölçekli işletmelerin buluşlarının ticarileştirilmesinden tutun, öğrencilerin şirket kurarak kendilerinin iş sahibi olma yanında istihdam yaratmalarına da imkan verecek bir eğitim planlamasına doğru bir gidiş var. Bütün bunları işte bu kongrede inşallah değerlendireceğiz, konuşacağız, tecrübelerimizi aktaracağız ve üniversitelerin bu yeni gelişme, gerek teknolojik gelişim, gerek fikirsel altyapı itibariyle ne kadar uyum sağlayabilecekleri konusunda da bir değerlendirme yapacağız.